Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan. Bugün Mountain Black Planet Lost serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim, geçtiğimiz bölümde hanemizin reisi Büyük Eren, Westeros'un dört bir yanını dolaştıktan ve keşfettikten sonra artık Sur'un kuzeyine, gerçek kuzeye çıkmaya karar vermişti ve Sur'u geçerek yabanıl topraklarına girdi. Ak gezenlerin gerçekten var olup olmadığını görmek istiyordu. Ak gezen kamplarını gördükten sonrasında maalesef hanemizin reisi Büyük Eren hakkı rahmetine kavuşacağı hastalığa yakalandı ve bir süre sonra hastalık yüzünden hayatını kaybetti. Ancak ölmeden hemen önce yüksek vizyonlu bir arkadaşımız, çünkü bu Eren kardeşimiz efendim evlendi ve bir çocuk yaptı hemen hızlı bir şekilde. Efendim harbi hızlı adammış o adam. Ölüm döşeğindeyken bile yapıştırdı gerçekten. Ceylan hanesine şu anda bakıyoruz. Joel, Ceylan ve gördüğünüz gibi hamile. İşte görüyorsunuz değil mi? Büyük Eren boşuna büyük değil abi. Adam ölüm döşeğinde bile yapacağını yaptı. Çok yüksek vizyona sahip bir arkadaşımız. Böylelikle ilk defa biz de bir seride ölmüş olduk abi. Bir seride ilk defa ölmüş olduk. Bakalım devamında nasıl ilerleyecek seri. Bu karı da bu arada çocuğu doğururken ölme şansı var. İnşallah öyle bir şey olmaz. İnşallah öyle bir şey olmaz. Umarım yani sağ salim bir şekilde doğurur da daha sonrasında bu karı da ölürse bakalım. O çocukla devam etmeyi düşünüyoruz. Çünkü Eren Reis'in bizim başbuğun soyundan gelen elemanla devam etmeyi düşünüyoruz. Bakalım ne kadar olacak olmayacak hep birlikte göreceğiz. Erzak kıtlığı yaşıyoruz. Bu erzakları bir hemen toplayalım. Orduya erzak lazım. Artık daha büyük bir orduyuz. Salt Pans'a geldik. Hanedan kılıcını yapmayı düşünüyordu Eren Reis. Başvurumuz ölmeden önce bir hanedanına kılıç yapmak istiyordu. Ancak bunu yapamadı maalesef. Hanesinde bir kılıç yapamamıştı. İnşallah biz yapacağız. İnşallah biz hanedan kılıcımızı kendimiz yapacağız. Harrenhal niye kale, burası niye şehir? İlginç. İlginç. Bu arada Nehir Obaya bir gidelim. Nehir Obaya daha önce gitmiş miydik biz? Gitmişizdir yüksek ihtimalle. Bir Nehir Obaya gidelim. Nehir topraklarında çok fazla dolaşmadık. Doğuya batıya gittik. Daha doğrusu doğuya gitmedik şey taraflarına. Neydi? Vadi taraflarına gitmemişti Eren Reis. Oradan bir Lannister topraklarına gitti Nehir Oba'dan batıya doğru ilerleyerek. Oradan aşağı güneye menzile, menzilden efendim Martell hanesinin olduğu topraklara gittik. Dorne'a gittik. Güzel bir yolculuk geçirdi. Kimi zaman çapulculardan dayak yedik, kimi zaman çapulcuları dövdük. En nihayetinde güzel bir yolculuk geçirdik. Vallahi Eren Reis'i özlüyoruz ya. Biraz erken oldu, yorumlarınızda gördüm. Keşke 40 yaşında başlatsaydınız falan dedi. Arkadaşlar 50 yaş bile genç aslında ölmesi için. 50 yaşında ölmeyenler var. Yani bu oyun için bahsediyorum. Hani normalde 50 yaş zaten genç bir yaş da. Bu oyun için bahsediyorum. Efendim 50 yaş çok genç bir yaş bu oyunda da. 50 yaşında ölen karakter yok bile yani. O yüzden ben 50 yaşında öleceğini düşünmüyordum. Yani bir 60-70 yaşına falan girince anca ölür diye düşündüm. Bu bizim şansımıza olmuş bir olay. Yani mesela Kuzey İmparatorluğu'nun kralı abi 70 yaşında mı 65 yaşında mı ne, adam hala bizim en son seride yaşıyordu mesela. Anladın mı? Ya ben şey yapacağını düşünmüyordum. Hiç öleceğini düşünmüyordum. Bu yüzden de hiç böyle bir şey yapmaya, hiç daha düşük yaşta başlamayı düşünmedim. Çünkü 40 yaşında başlasaydık eğer bizim karakterimiz ölmeden seriyi bitirebilirdik çok yüksek ihtimalle. O yüzden karakter ölmeden de serinin bitmesi gibi bir durum olması istemiyordum. Bence biz en doğrusunu yaptık. Hem de görmüş olduk abi. Görmüş olduk bakalım böyle de bir şey varmış diye. Görmüş olduk vallahi, bence gayet iyi oldu. Bu şey, çelikleri iyi çelik yapmamız lazım bizim bu arada. Çünkü normal çelik çok kullanılmıyor. Bu çelikleri iyi çelik yaparsak güzel olacak. Odun konusunda biraz yeteneksiz. Odun yeteneğine sahip yoldaşım olsaydı güzel olurdu ama maalesef yok. O yüzden odun yapma işi biraz meşakkatli bizim için. Şimdi nereye gideceğim? Yeniden bir Lannisport'a gitmek yerine ben buradan doğuya doğru gideceğim. Kral şehrine gideceğim. Kral şehrinden kral muhafızı zırhı almaya çalışacağım. Onun setini toplamaya çalışacağım. Kral muhafızı setini toplarsam güzel olur. Ondan sonra biraz bir takılayım oralarda. Kuzeye çıkıp Robb Stark'a bağlılığımı bildirmeyi düşünüyorum.
O belli olmaz. Robb Stark'a zaten kesin surette bağlılığımızı bildirmeyeceğiz. Robb Stark'a sadece. Hocam biz şimdilik senin yanında paralı asker güruhu olarak savaşalım. Biraz nam kasalım diye yapıyorum açıkçası. Yoksa Robb Stark'a kesin surette bağlılığımızı bildirmeyeceğimizi söyleyeyim. Güzel bir şey gördüm orada. Şunu almak istiyorum. Heh, çok güzelmiş lan. Bu bayağı güzelmiş bu. Of, neymiş lan böyle? Lannister zırhımızı tam bir giyelim. Oğlum bayağı güzel lan bu. Vallahi çok güzel. Aşırı güzel. Casterly kayası setimizi de şey yapalım. Vallahi güzel oldu ya. Şu kalkanı çıkarsak mı? Kalkanı çıkarsak mı ya? Bir karakterde kalkana ihtiyaç var mı? Şunlara bu arada böyle yapalım da bunlar gitmesin. Bizim yoldaşlar da çapulcu gibi gözüküyor. Onlara da bir zırh mırh giydirsene diyenler vardı. Al kardeşim, şununla bir başlayalım. Şununla bir başlayalım, devamı gelir. Devamı gelir. Lord eldiveni. Böyle Lord eldiveni diye bir şey var. Bakalım bizim eldivenden iyi mi? Ne oluyor bu Lord eldiveni? Lan bu ne? Adam kolu şey yaptı lan, bırak. Lord eldivenini boş ver. Onu bırak. Onu bırak. Ha, ben buraya niye geldim? Odun alacaktık. Odun alırız diye geldik buraya. Varsa odunu kardeşim alayım. Ama odunu göremedik. Şimdi kral şehrine doğru gideceğiz. Stumbleton'a bir gideyim. Oradan kral şehrine doğru çıkarız. Hazır dibimizde şehir varken es geçmeyelim. Vallahi şu an açıkçası moddan keyif alıyorum. Bizim karakterin ölmesi biraz beni üzse de. Benim için yani ilk defa görmüş olduğum bir şey oldu abi. İlk defa bir karakterimizin bir öldüğünü gördük yani. Bu bence bizim için çok verimli oldu. Çok verimli oldu. Bu da ölür inşallah. Bunun çocuğu geçer yani. Hatta bunu varsa kodla modla yaşlandırmak isterim yani çocuk doğduktan sonra. Varsa yani öyle bir şey. Çocuk doğduktan sonra gerçekten bunu yaşlandırmak isterim. Ölsün diye. Vallahi yapmak isterim bu arada. Şakasına söylemiyorum. Çünkü ben bir kere bir karakterin çocuğuyla yönetmek istiyorum abi. Karakterin bir çocuğuyla ben bir yönetmek istiyorum. Çünkü o şöyle bir şey var arkadaşlar. O çocuğu alınca çocuk sıfır yetenek. Sıfır yetenek. Daha çocuk hiçbir şey bilmiyor şekilde başlayacak dünyaya. Ve biz bu çocuğa bir şeyler öğretmeye çalışacağız. Ya bence çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey yani. Onu yapmayı çok isterim. Aşırı isterim. Öyle böyle değil yani. Umarım öyle bir şey de olur. Kod varsa karakteri yaşlandırırım bu bizim şu an mevcut karakterimizi. Varsa yorumlara yazın, siz daha iyi biliyorsunuz. Bu arada karakter modunu yükledim. Karakter değiştirme modunu yükledim de. Şu an aklıma geldi, etkinleştirmeyi unuttum onun. Ona bir sonraki bölümde bakarız. Kral şehrine geldim. Kral muhafızı zırhı varsa o daha güzel, onu alacağım. Ha, King's Guard Armor. Bu. Altın pelerinli şeyi bunlar. Bu altın pelerinli zırhı için de şey yapabiliriz. Bu da kral muhafızı zırhı da zırh, şey miğferi de miğferini takmayacağız. King's Guard eldiveni. King's Guard eldivenini aldık. Botu var mı? Var. King's Guard botu var. Şey omuzluğu lazım abi. Omuzluğu lazım King's Guard'ın. Heh. Bu mu? Of. Güzel. Abi ben bu setleri böyle böyle saklayacağım çantamda. Yeri ve zamanı gelince bir Lannister'ını kullanırız, bir diğerini kullanırız, anladın mı? Ara ara kullanacağımız şekliyle saklamak istiyorum ben bu setleri. Çünkü bu modlarda gelen güzel zırhlar var. Onların da hepsine bir lezzetine bakmak lazım. Tamam. Buradan şey yaptık. Duskendale'e gidelim. Belki orada daha güzel kral muhafızı zırhı vardır bizim görmediğimiz. Ama kral şehrinden bir odun modun alalım. Kral şehri gelişmiş çünkü. Burada diğerlerine göre daha bol bereketli şeyler vardır. Dorne kılıcı var. Delici ok. Varys'in şeyi en pahalısı. Burada keşke at zırhı falan da ekleseler. Var mı bilmiyorum. Vardır belki, daha açılmamıştır. Güzel bir at zırhı eklesinler ya. Asker topla. Odun yok muydu ya? Heh, şurada odun da var. Tamam. Güzel. Burada biraz bekleyelim. Şöyle bir odun yapalım. Kendimize gelelim abi. Bizim karakterin yetenekleri nasıl? Fena değil. Demircilik alanında biraz etkin değil. Etkin ve yetkin olmasını isteriz. Ha, bu handa yetenek sıfırlama mevzusu vardı. Onu şey yapabiliyor muyuz? Diğer yoldaşlar için yapabiliyor muyuz? Ona bir bakmak isterim. Mühendis Valeos. Sen necisin birader? Bizim Gendry varken senlik bir olaya. Gendry'ye bir zırh vereyim ya, hazır. Alim. Sal beni oğlum.
Nereden? Handan değil, arenadan sıfırlıyorduk galiba. Handan değil de arenadan diye hatırlıyorum. Gendry'ye zırh verelim ya. Gendry çok yetenekli biri. Ölsün istemiyorum. Gendry'nin balta neymiş lan böyle? Savurma hasarı 173. Gendry'nin biliyorsunuz kendi yaptığı baltası vardı. 173 savurma hasarı var. Oğlum bu şeyden bile iyi. Bizim şeylerden iyi. Vay vay vay. Kullan bakalım. Gendry şimdi sana zırh vereceğim. Al bakalım şunu. Sana Lannister zırhları vereceğim. Vallahi sana çok yakışmayacak ama sen de çok Lannister zırhı girmekten hoşuna gitmeyeceksin. Hoşuna gitmeyecek yüksek ihtimalle ama kardeşim ben senin ölmeni istemiyorum. Sana ihtiyacım var çünkü. At vermeye gerek yok. Sen böyle takıl. Tamam, sana bir kaliteli bir zırh verdik. Değerini bil bak oğlum. Herkese böyle bu kıyağı yapmayız. Heh, bir oduncumuz oldu sonunda. Güzel. Bir arenadan bir bakayım ama ya şu işe. Şu işe bir bakalım. Aslan. Sal beni. Başka sorum yok. Beceriler. Klanımın bir üyesi için. Heh, Gendry. Kurnazlık, dayanıklılık. Dayanıklılıkta mıydı bu? Dayanıklılık. Demircilik. Aynen öyle. Hadi. Hadi araştırırız canım. Gendry'nin demirciliğini bir şey yapmamız lazım bizim. Şimdi şunu bir seç. Geri kalanların aynı olmasını istiyorum. Evet. Yetenek yerine diğer şeyi istiyorum ben. Öğrenme yerine. Öğrenme işini kendimden devam ettireceğim. Şam çeliğine geliyorsun. Evet. Tamam. Rafine etmek için harcanan mı, eritmek için mi? Sen rafineci olacaksın bol bol. Kontrolü arttır, gücü sallat. Kontrollü bir kılıçlar yap. Demir dövmek için harcanan enerji yaraya iner. Dövmüş silahları satmanın ticaret cezası. Oo, bu kendimiz için lazım. Sana sattıramayacağım zaten bir şey. Tamam. Gendry'i istediğimiz gibi yaptık şimdi. Şimdi Gendry'cim. Bana bir hanedan kılıcı yapacaksın. Sana bir hanedan kılıcı yaptıracağım. Güzel. Size ne yaptırabiliriz? Sen şunları bir harca bakalım. Dövme demir yap. Sen de yine bir dövme demir işine devam ediyorsun. Bir hanedan kılıcı yaptıracağım Gendry'ye. Bunun için gerekli ne varsa halledeceğiz bakalım. Gendry bayağı yetenekli gerçekten demircilik alanında. Bizim için önemli. Gendry'i de bilmeyenler varsa arkadaşlar geçen bölüm söyledim. Oraya denk gelmediyseniz. Gendry Robert Baratheon, yani şu anki Joffrey Baratheon aslında Lannister olan bu arkadaşın babası. Yani resmi anlamda babası. Normalde babası bu değil. Yani eski kral diyebiliriz. Eski kral bu arkadaşımız. Ve bu da onun piç oğlu. Yani annesi belli olmayan oğlu. Böyle söyleyebiliriz Gendry için. Ve şu an bu arkadaş Lannister'ları bunu öldürmek istiyor. Onlara karşı bizim yanımızda savaşacak. Onlara karşı bizim yanımızda savaşacak bu arkadaş. Şimdi benim biraz daha oduna ihtiyacım var. Çok odun gidiyor ya. Kuzeye doğru çıkalım. Kuzeyde odun çok şey vardı da. Buralarda bulamıyoruz o kadar. Hanedan kılıcı yapacağım abi. Jon Snow'un kılıcından bir yapacağım sonra. İlk olarak bir öyle yapacağım. Sonra kendimize has bir güzel kılıç varsa ona bakacağız. Heh, bu subay. Lannister subay zırhı. Bu da kalsın. Bu da kalsın abi. Daha güzel bir şey görürsek alacağım. Bu zırhları böyle şey yapacağım ya. Set halinde tutacağım kendimde. Yeri zamanı gelince kullanırız. Yok mu oğlum odun ya? Allah Allah. Nerede odun bol vardı? Vadide mi vardı odun? Kuzeyde olması lazım zaten bol bol da. Nehirova'da vardı diye hatırlıyorum. En son köylerini görmüştüm. Burada da yok abi. Biz erzak sorunu bir çözelim. Burası bayağı ucuzmuş. Burası bayağı ucuz. Neymiş lan burası böyle? Çok uygun. Şöyle yapalım. Balığı fulle. Şunları fulle. Katır. Yük beygiri de al. Güzel. Ama bize odun sorunu da şey var şu anda. Odunu çözmem lazım. Şimdi burada vardı diye hatırlıyorum. Evet, şurada bir tane köy var. Odun köyü. Onun dışında bir şey arıyorum. Odunla alakalı şey var mı? Ha, şurada da var. Tamam. İki tane odun köyü bizim ihtiyaçlarımızı şu an bir süreli karşılar.
Güzel. Vallahi hanedan kılıcını bir yapalım. Yani hanedan kılıcı şu an... Aha! Geldi lan! Eren Reis yanında duruyor mu acaba? Yok. Kadın tek başına. Acaba animasyonda onu eklememişler midir diye düşündüm. Hani adam öldü ya. Ama yine de babası yanında duruyordu, hani geliyordu, bebeğe bakıyordu ya. Aga be. Aga be. Jol Ceylan'ın bir çocuğu oldu. Erkekse adına Eren koyacağım. Babasının ismini devam ettirsin. Ah be. Bakalım. Şükü var mıymış yok muymuş? John. Lord. İsmi John. Hayır, John değil. İsmi Eren olacak, erkek. Eren. Babasının şeyini devam ettirecek. Babasının davasını devam ettirecek. Aslanım benim. Dünyaya geldi bakalım. Şuradan kereste işlerini bir çözsek güzel olacak. Burası da Nehirova. Bir ulak Doran Martel'den. Ya kardeşim istemiyorum. Ben kardeşim davamı şu anda farklı yerlerde düşünüyorum. Senin şeyini yapmayacağım. İyi çelik biraz daha yapalım. Bu iyi çelik sayısı bir artsın. Ondan sonra Şam çeliğine döneceğiz çünkü. Şam çeliği önemli. Şam çeliği de öyle bol bol yapmamız lazım arkadaşlar. Şeydeki gibi yapamıyoruz. Normal Kalradya'daki gibi 3-5 şam çeliğiyle kılıç yapamıyoruz burada. 70 tane istiyor bir tanesi, nasıl diyeyim. Anladın mı? O yüzden fazla fazla bol bol yapmamız gerekecek. Bol bol yapmamız gerekecek. Aksi halde çok mümkün değil çünkü yapmamız. Kuzey. Kuzeyle alakalı bir şey gördüm. Kuzeyden biri de tutsaklıktan kaçmış. Kuzey acaba neler yapıyor şu an? Kuzeyin gücü çok da fazla değil gibi. Oğlum burası da falan erzaklar çok uygun lan. Erzaklar uygun, güzel. Şimdi Şam çeliğini aban bakalım. Aban 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 aban. Kardeşim sen bunu abanmaya devam edeceksin. Sen de kömür yapacaksın. Senin işin bu. Senin olayın bu kardeşim. Neden yapamıyorsun? Normal çelik lazım diyor. Hallederiz kardeşim. Hallederiz. Hallederiz, sen de rahat ol. Siz kömür. Aa, sen de güzel. Sen de bu yeteneği almışsın. Harika. Biz de alacağız. Aa, bu da almış lan. Ama aslanım siz var ya siz. Siz büyük adamsınız siz. Sen de şöyle bir sadece yetenek kazan diye yapıyorum. Kazansana lan bir tane yetenek. Kazanmadı, puşt. Kendimize de sövüyoruz. Biz de böyle bir delikanlıyız. Vallahi buranın erzak stoğu falan iyiymiş ya. Burası depo yapmış herhalde, full güzel. Nehirova şu an bayağı sağlam. Taliler burada bayağı iyi durumda. Taliler burada harbiden bayağı sağlam durumda. Tamam, 43 tane yeter. Şundan yap bakalım. Vallahi 70 tane olacak. Olmadı lan. 70 tane olmadı. Oha. Anasının gözü. Çok fazla şey istiyorsun ya. Gendry. Oğlum ne şam çeliğiymiş. Oğlum iyi bir kılıç yapamazsan seni öldürürüm. Seni boğarım bak. Harbi iyi bir kılıç yapamazsan boğdururum seni. Sana o kadar şey yaptık, güvendik. Dedik herhalde iyi bir şey yapacak. Herhalde iyi bir şey yapacak dedik yani, tamam mı? Tırışka bir kılıç çıkarsa söverim sana ha. Allah bak, iyi bir şey bekliyorum senden. Gendry. Gendry, senden iyi bir şey bekliyorum oğlum. Tırışka bir şey yapmayacağım bize inşallah. Harman olur. Birileri evleniyor birbirleriyle. Güzel. Evlensinler. Beni alakadar etmez. Bak Gendry. Senden bir iyi bir şey bekliyorum. Eğer o beklediğim şey çıkmazsa, vallahi Lannister'lardan önce seni ben öldürürüm, ona göre. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Buzu yapacağız şimdi. Buz gerçi şeyin kılıcıydı. Ned Stark'ındı. Biz şeyinkini yapacağız. Abi Ned Stark'ınki varsa onu yapacağım bu arada. Dur. Salla Jon Snow'unkini. Ned Stark başruhumuzun kılıcı varken Jon Snow kimmiş? Jon Snow kimmiş? Jon'un haddine mi? Şurada. Şimdi kim var? Nightfall var. Longclaw bu şeyin.
Down. Ice yok mu Ice? Ice yok mu Ice? Şimdi şurada çift elli kılıç var. Bu çift elli kılıcı direkt eklemişler mi acaba? Böyle direkt ekledikleri yeni bir şey yok. Tamam. Hançer. Burada ne var? Bunlar da çift elli. Hah! Buz! Ned Stark'ın kılıcı. Arkadaşlar bu kılıç öyle bir kılıç ki çok uzun bir kılıç bu. Yani gördüğünüz en büyük kılıçlardan biri. Çok büyük bir kılıç. Bu kılıcı eritip iki tane büyük kılıç yapıyorlar adamlar yani. Düşün. Buz burada. Yani çok büyük bir kılıç bu. Öyle her baba yiğit taşıyamaz. 40 şey istiyor. Zorluğu 250. Hadi oğlum senden güzel bir şey bekliyorum. Savurma kesici hasar 194 diyor bunun. Şunun kaç? 129. Aradaki farkları görüyor musun? Aradaki farkları görüyor musun? Bir şeyi de kıyaslayalım. Long Claw'la kıyaslayalım. Savurma kesici bak bunun 107. 107. Gördün mü? Dur şöyle bir şey yapalım şimdi dur. Bu 107 ya. Long Claw. Long Claw'ı full haliyle yaparsak kaç oluyor? 107. Long Claw. Bakın bu Long Claw. Bu arkadaş bu şekilde bir kılıç. Uzun pençeyi böyle. Bunu yapalım. Uzun pençe. Bu. Jon Snow'un kılıcı. Şimdi. Şöyle yapacağız. Bir tane de. Lord Eddard Stark. Ulu Hakanımız. Lord Eddard Stark'ın kılıcını yapacağız. Buzu yapacağız. Oğlum bu kılıç hayvan gibi. Dizide de çok sağlam bir kılıçtı. Çok güzel bir kılıçtı. Burada da çok sağlam bir kılıç. Baksana 194 savurma kesici hasarı. Taşıyabileceğiz mi acaba? Silah hakimiyetinin nasıl olacak? Onu merak ediyorum. Evet yaptık. Fiyatları ne bunların? Uzun pençe 36k ediyor. Buz 23k ediyor. Şimdi buzu bir kıyaslayalım uzun pençeyle. Şimdi uzun pençe ile bunu kıyaslayamıyoruz. Şimdi uzun pençenin savurma hızına bakalım. Savurma hızı bunun 78, bunun 86. Bunun savurma hasarı 194, bunun 106. Bunun saplama hızı 91, bunun 90. Saplamada bu bile daha hızlı. Saplama hasarı 57, bunda 50. Uzunluk 164, bunun 123. Bunun silah hakimiyeti 67, bunun 81. İkisi de hakim olması zor şeylerden biri. Şimdi bunları bir deneyeceğiz bakalım savaşlarda. Bakalım deneyeceğiz. Ne kadar kullanabileceğiz göreceğiz bakalım. Bir çapulcuları yakalayabilirsem güzel olacak. Çapulcu yakalayabilirsem güzel olacak. Dur sığınakta ne var? Sığınakta ne kadar birlik var? Bilinmiyor mu kaç oldu? Bilinmeyen yere dalmayayım. Bak şeydeki gibi olmasın sonra. Kuzeydeki gibi olmasın da nasıl satayım. Orada çünkü 500 kişi vardı yani. Akgezenler ağzımıza sıçar yani. Onlar gibi olmasın bu da. O yüzden hiç şey yapmayacağım. Bulabilirsem güzel birine bulacağım bakalım. İki tane hayvan gibi kılıç yaptık. Ve bunların satılmamasına özen göstereceğiz. Bu bazı yönleriyle şeylerden iyi. Buzdan iyi. Hakimiyet konusuyla falan. Normaldir hocam bunlar yani. Normal. Bu daha ufak bir kılıç çünkü. Ned Stark'ın kılıcını kontrol etmek çok zor abi. Kimse kaldıramaz o kılıcı. Kaldırılabilecek öyle bir kılıç değil. Vallahi abi güvenemiyorum ben bunlara. O yüzden sığınağa girmeyeceğim. Ya yüksek ihtimal az adam vardır da kuzeydeki gibi değildir de. Yine de güvenemiyorum. Yok mu çapulcu? Kral şehrinde çok çapulcu vardı. Kral yolundan gidelim bakalım. Oraya doğru. Hadi abi. Hadi. Bas 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 bas. Kral yolundan kral şehrine doğru gidiyoruz. Burada bakalım güzel bir çapulcu güruhu bulabileceğiz mi? Şu kardeşimizi yakalar mıyız? Hah bu arada hazır şey yapmışken. Gelmişken buraya at alayım. Bizim birliklerin hızını arttıralım. Şimdi vadi binek atı. Bundan ne kadar alırsak o kadar hız kazanacak bizim. Atlı piyade bonusu kazanacağız. Bir miktar alacağız bunun için. Şunu da sat abi bir daha bunu kullanmam.
Güzel. Bakın şuradan atlı piyadelerden hız alıyoruz. Şimdi abi yok mu çapulcu ya? Ne demek yok oğlum çapulcu? Nasıl yok ya? Her yerde çapulcuydu. Beni dövüyordu bunlara bile. Beni bunlara bile dövüyordu oğlum. Nerede bu çapulcular bu kadar? Allah Allah. Bizim binicilik yeteneğimiz 100'müş bu arada. Biz daha iyi bir at bulabilirsek ona da bakalım. Huzo Amai. Sen kimsin lan? O kim lan? İlk defa duyuyorum adını. İmparatorluk saldırı atı. Bu da beyaz. Güzel. Al abi bunu. O kim lan? Sen kimsin birader? Oğlum yok mu çapulcu yürü? Buzu deneyeceğim ya. Allah Allah. Neyse dalalım bakalım şuradaki sığınaklara. Neredeydi o sığınaklar? Oğlum şurada bir yerde sığınak vardı. Uzaklaşınca gitti mi? Ne oldu? Ha şurada bir sığınak var. Abi inşallah şey şurada daha az adam vardı. Şuna gireceğim. Onda iki tane şey vardı. Ne olur ne olmaz hocam. Ne olur ne olmaz. Ya ben buzu sallayabileceğimizi düşünmüyorum bu arada. Rahat rahat sallayabileceğimizi düşünmüyorum. İşte hanedan kılıcı hocam. Hanedan kılıcı savaşlarda kullanılmaz öyle. Savaşta kullanılması için değil orada. Sadece bizim ihtişamımız için orada durması gereken bir şey. Anladın mı? 80 şam çeliği harcadık oğlum bir bölümde. 80 şam çeliği boru değil yani. Vallahi gelin agalar bakalım. Gelin de siz bir. Siz de bir bakalım halledeceğiz. Dur bakalım. Of oğlum çok güzel lan. Çok çukuluşun büyüklüğüne bak. Şurayı şunu güzel yapamamışlar ya. Neyse onu görmezden gelelim. Bu da Jon Snow'un kılıç. Bu fena sallanıyor. Gel bakalım. Ne yapacak? Nasıl vuracak? Merak ediyorum. Oğlum bu ne böyle? Ona ne avradını? Süper bir şey ya. Çok süper bir şey ya bu. Oğlum ne böyle ya? Oğlum bu çok güzel. Sallaması biraz evet meşakkatli. Ama vurdum mu oturtuyor yani. Sallaması meşakkatli olsa da koydum mu oturtuyor yani. Şu kılıca bak oğlum bu ne böyle ya? Dev hanedan kılıcı. Tamam bu bizim artık hanedan kılıcımız abi. Buz. İsmini buz koymayız. Başka bir şey koyarız da. Of. Bunu normal zırhlı birliklere karşı denemek lazım ama böyle. Yakın dövüşte bunu sallaması çok kolay olmayacak yüksek ihtimalle. Oğlum ne ya böyle. Saplayalım bir de bakalım. Dur. Saplayarak da iyi. Oğlum felaket bir şey. Felaket güzel bir şey bu ya. Of. İki kişiyi birden alabiliyor mu? Yok. Halledin onu siz oğlum. Gendry'nin de elindeki silah da güzel. Gendry'nin elindeki silah bizimkinden fazla vuruyor bu arada. O balyoz olduğundan dolayı normal. Lan. Sallaması kolay değil. Ama yine iyi sallanıyor. Vallahi yine iyi sallanıyor. Şu adama karşı bakalım ne yapacağız. Gel bakalım çapulcu. Oğlum çok güzel lan. Şu an çok mutluyum gerçekten bu kılıç için. Çok mutluyum. Bu ne ya? Ya şu yanında yavru gibi kalıyor bakın. İki kılıcı şöyle atalım yere. Ya şu kılıcı adamlar kesip arkadaşlar eritip iki tane kılıç yapıyorlar çünkü. Normal. 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 Oğlum yeterince tecrübesi yoksa niye o zaman bu kadar bana gösteriyorsun? Abi bunlar terfi alabiliyor diye. Bana gösterdin yani bunu. O zaman niye gösteriyorsun hocam? Kuzeye gidiyorum Robb Stark'ın yanına. Diyeceğim ki birader ben artık katılacağım bu şeye. Da bu bölüm değil onu bir sonraki bölüm yapalım. Bu bölüm biraz daha özgürlüğümüzün bir tadını bir çıkaralım bakalım. Yani gerçek kuzeye bir tekrar mı çıksam? Akgezenlere karşı bir savaşmak istiyorum ya. Akgezenleri bir görmek istiyorum. Yok burayı bırak. Ben Akgezenleri göreceğim ya.
Gerçek kuzeye karşı bakalım ne yapacağız? Gerçek kuzeyde ne yapacağız? Acaba ölür müyüz? Save alayım da. Alt F4'ü koyarız en kötü. Akgezenleri bir görelim ya. Değil mi? Görelim abi, ne olur ne olmaz. Biz de bizim eleman gibi ölmeyelim inşallah. Bakalım. Oğlum fena bir hanedan kılıcı ama ya. At sırtında çok fena kullanılır. Çok güzel oğlum. Devasa bir kılıç. Hep böyle bir kılıç isterdim zaten. Hep böyle bir kılıç görmek isterdim. Çünkü Ned Stark'ın kılıcı dizde de yani aşırı ihtişamlı bir şey. Aşırı ihtişamlı bir şey yani. Gördüğün anda diyorsun ki ulan bu ne abi diyorsun yani. Muhteşem bir şey diyorsun. Kocaman bir şey abi. Kocaman bir kılıç yani. Boru değil. Muhteşem. Jon Snow'un kılıcı onun yanında yavru gibi kaldı. İkisi de çift elli uzun kılıç olarak geçiyor ama Jon Snow'un kılıcı onun yanında yavru kaldı abi. Boşuna şey değil. Boşuna o silahtan iki tane yapılmadı. O eritilip iki tane büyük kılıç yapılmadı yani. Muhteşem. Ama bir de şeyi de bu Daemon Targaryen'ın kılıcını da yapmak istiyorum. Bunu da bir ileride yapacağız. Trego Draharz. Kardeşim ben kendim seçerim. Katılacağım kişiyi, katılacağım yeri ben kendim seçerim. Bu arada arkadaşlar Robb Stark'a katılacağım da garanti değil yani. Siz de fikirlerimi değiştirebilirsiniz benim. Yok hocam ona atılma ya, başka bir şey şuradan atıl falan derseniz ya, fikrim değişebilir benim. Her an değişebilir. Her an değişebilir. Geldik bakalım Castle Black'a. Karakale. Karakale'yi ikinci ziyaret edişimiz. Ve şimdi bir kez daha Sur'un kuzeyine geçiyoruz bakalım. Sur'un kuzeyinde ne yapacağız? Şeylere karşı, Akgezenlere karşı neler yapacağız? Göreceğiz bakalım. Bir Akgezenleri görmek istiyorum ya. Vallahi. Bizim izciliğimiz mi yok? Biz niye göremiyoruz bunları? Birliğimdeki şeyler değişti mi acaba bizim eleman ölünce? Var, izci var. Ha bu. Niye görünmüyor? Allah Allah. Geçen bizim reis görüyordu. Bizim Ulu Hakan Başbuğ görüyordu. Tanımlanmamış sığınak türü. Etrafta silahlı adamlar olduğunu fark ettim. Hadi bakalım. Ne olacak? Yüksek ihtimalle bizi bayıltacaklar. Abi deneyelim abi. Ben görmek istiyorum. Akgezenleri bir görmek istiyorum. Sadece bu kadar kişiyle mi giriyoruz oğlum buraya? Oğlum içeride 300 kişi vardı en son baktığımda. Evet dostlar yaklaşık 1 dakika falan bekledik. Aha Akgezenler 300 kişi değiller ama o kadar. Bunlar Akgezen değil, bunlar White'lar. Direkt Akgezen değil yani bunlar. O buz taşıyan abilerimiz değil, bunlar ölü insanlar sadece. Evet bak. Onunuz. Oğlum fena vurdu lan bana. Gözlerini gördünüz değil mi? Bunlar ölüp dirilmiş insanlar. Oy 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 oy. Biz burada bayılacağız galiba. Biz burada bayılacağız galiba. Onlar çok seri vuruyor ya. Oğlum Jon Snow'un kılıç tek elli mi? Hadi abi. Usta. Bunlar sıkıntı. Bunlar sıkıntı. Ben biraz geride durayım. Oğlum bizimkileri tek atıyorlar lan. Bu Jon'un kılıç da güzelmiş. Sonra Night King'le mi kapışacağız? Ne olacak? Benim canım yok. Benim can yok. Ben oldukça endişeliyim. Canımın azlığından dolayı Ned'in kılıcını sallamak kolay değil çünkü onu sallayamıyoruz pek. İki kere vurduluk.
Yani bu kadar kral muhafızlaşana rağmen hayvan gibi gitti canım. Gendry hadi hallet oğlum. İyi Gendry hallediyor Allah'tan. Allah'tan Gendry hallediyor. Gendry aslanım benim. Gendry ne koşuyorsun lan böyle? Aferin oğlum aferin. Akgezen topraklarında bir onlarla da bir savaştık bakalım. Şimdi gece kralı mı gelecek? Onun harbiden gece kralı geldi. Gece kralı. Ben eşkıyalarla duello yapmam. Ostir. Halledin lan. Şu Gendry'yi ben kontrol edeyim. Vallahi yendik. Koyduk lan gece kralına. Gece kralına koyduk. Ne oldu lan? Ne oldu? Oğlum adam olun lan. Bu adam olacaksın ha. Gece kralı falan ben anlamam ha. Oğlum biz var ya ağzınıza vururuz. Ezilmiş zombi eli falan geldi. Gece kralı falan anlamam ben. Ona göre buralarda bir daha görmeyeyim sizi. Bir daha buralarda görmeyeyim oğlum sizi. Tamam. Burada bir sığınağınız daha var. Burayı da bir ara halledeceğiz bakalım. Şimdi kökten kökünüzü kazımayayım daha. Gelecekte belki bir boka yararsınız. Gelecekte belki bir şeyler yaparsınız. Bu daha şey işini bitirmemişler anlaşılan. Kuzeyi geçtik. Akgezenlerle bile savaştık abi. Yahu kardeşim. Bana teklifle gelmeyin. Bana teklifle gelmeyin. İstemiyorum sizi. İstemiyorum. Ten armor. Ten armor'u istemiyorum. Onları giymeyeceğim. Ama ne yapabilirim? Satabileceğim zırh varsa satacağım. Şöyle bazılarını dursun diğerlerini satalım ya. Çok da şey yapmaya gerek yok. Kalkanı da sat. Jon Snow'un kılıcını ben sevdim. Kontrolü daha rahat en azından. Şeyin zırhı çok kontrolü sıkıntı ya. Eddard Stark'ın. Çok ağır, büyük bir kılıç ya. Koydum mu oturtuyor ama. Yani koydum mu oturtsa da. Bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Biz Jon Snow'un kılıcının tam özelliklerini şeyden göremedik. Dur bakalım. Castle Black'ten bir Jon Snow'un kılıcına bir daha bakacağım. Castle Black'ten. Tam savurma hasarını tekerli şekilde gösterdi galiba. Şimdi buz. Buz değil uzun pençe. Two-handed olarak bakmamız lazım. 137. Two-handed olarak 137. Çift elli bir şekilde böyle vuruyor. Şöyle yaptığımızı düşünürsen her şeyini. 146. Yani. Peki diğer kılıçlara bakalım. Bu nasıl bir şey? Bunu birbiriyle şey yapalım. Bu da 146. Galiba birçoğunu aynı yapmışlar. Long Glove. Nightblade. Nightblade ne lan? İlk defa duyuyorum. Nightfall. Bu kimin kılıcıydı Nightfall diye hatırlayamadım açıkçası. Bu 147 bu biraz daha iyi. Bu kimindi bilmiyorum. Kuzeyli birinin olmadığı kesin. Nightfall'un. Başka bakalım. Burada başka şifteli kılıçlar var. Gyskar diye bir şey var. Bu Gyskar kimin abi bu? Bu Gyskar'a şey takılmıyor herhalde. Nasıl bir şey lan bu böyle? Buna başka bir şey takılmıyor. Bunun 120. Çok beğendiğim bir şey değil bu. Şunu bakalım nasılmış. Bu değil mi? Aynen. Bu da 141 abi. Buz kadar değil hiçbiri. Hiçbiri buz gibi değil. Başka bakıyorum güzel ne var. Şu nasıl bir şey? Gönderli palabaşı. Bu Gece Kralı'nın kullandığı tarzda bir şey galiba. Galiba öyle bir şey. Şunun 237. Bunlar nasıl? Bizim elimizde yok hiçbiri ama. Şöyle yaptığımızda bu da fena bir şey değil yine. Yani çok iyi değil ama çok da kötü de değil. Bunu kullanmayacağız yüksek ihtimalle. Yaptık bir kere ama. Çok kullanacağımızı sanmıyorum.
Başka bakıyorum ne var ne var ne var. Şeyinki nasıl ya? Needle değil de neydi o? Ha, bu değil. Bu Joffrey'in. Dark Sister. Daemon Targaryen'inki bu. Yemin tutan da varmış. Hangisiydi bunun? Dark Sister'ın bu. Bunun nasılmış? Bu tek elli olarak şey yapılıyor galiba. Bu 102. Tek elli bir silaha göre 102 yeter mi bilmiyorum da bu çok ufak bir kılıç oğlum. Bize böyle hayvan kılıcı lazım ya. Bize hayvani bir şeyler lazım anladın mı? Koca koca şeyler lazım bize. Winterfell'e doğru gidelim bakalım. Robb'u bir görelim. Şu at üstünde kullanmak istiyorum. Şunları bir yakalayabilirsem. Teslim olmadan. At üstünde bir Ned'in kılıcını kullanmak istiyorum. Şimdi çekilin gençler. Oğlum pelerinimizle birlikte şu beyaz atla fena durmuyor muyuz ya? Güzel güzel. Ulu Hakan Ned Stark'ın kılıcı. Dosta güven. Düşmana korku. Veriyor. Ben kullanamasam da. Yine iyi sallanıyor oğlum. Bu at üstünde fena kullanılır. Bunun asıl olayı at üstünde. Yerde Jon'unkini kullanırız. At üstünde bunu kullanırız abi. Felaket bir şey ya at üstünde. Şeyde o kadar iyi değil de at üstünde çok fena bir şey bu. Jon'unkini biz at üstünde kullanmayız. Bunu at üstünde kullanırız ama. Fena bir şey oğlum bu. Çok güzel bu. Çok güzel. At üstünde çok iyi. Jon'u da yerde kullanırız. Yerde onu sallamak biraz meşakkatli. Bakalım Winterfell'de Robb'u görebileceğiz mi? Bizim ne oldu Nam olayımız bu arada? Nam daha çok var. Bizim bir paralı asker olarak kesinlikle bir katılmamız lazım ya bir yere. Öyle savaşlar görmemiz lazım. Yoksa bizim Nam şeyi zor. Aa Robb burada. Stop there, stranger. I Orada bid dur you yabancı. peace, Sana esenlikler at diliyorum. least until I find out who you are. Jola Ceylan. Ben Robb Stark, Kuzey'in Kralı ve Winterfell Lordu diyor. Sen de bir savaşalım mı ya? Bir duel yapabilsek keşke. Halis Mollan için bir şey teklif ediyor. Biz de bir evlensek mi ya? Kaç para veriyorsunuz? Lan ben mi para vereceğim? Dişi olan biziz ya. Politika konusunda gelen yönüşler. Bunu boş ver tamam. Bunu ayarlamamışlar. Hizmetine girmek istiyorum. Aynen paralı asker olarak şu an hizmetine girebiliyoruz bunun. Ama bunu parmaktan sonra bir sonraki bölümde bakalım. Savaşmaya başlayacağız. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.